Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 8. gününe başlıyoruz. Bugün dörtgen ve deltoid günü 8. gün. Birinci videoda ne yapıyoruz? Dörtgen ve deltoid. Şöyle kısa bir tekrar ediyoruz. Ardından bu konularla ilgili klasik soruların çözümlerini yapacağız. E o zaman hadi bakalım 8. gün birinci derse başlayalım. Dörtgende önce açılarla başlayalım. Dörtgende açı özellikleri. İç açılar toplamı nedir? A artı B artı C artı D 360'tır. Dış açılar toplamı nedir? O da x artı y artı z artı t de o da 360 eşittir. Bu kadar mı hocam? Yok. Bir tane daha bir şey var. Bu sene çok kullandığım bir şey. İki iç açı, iki dış açı. Mesela a artı b diğer açıların dış açısına eşittir. Bu da bazen bize pratiklik sağlayabiliyor. Yani şu şekilde a artı b eşittir x artı t diyebiliriz. Ya da c artı d y artı z diyebiliriz. C artı d y artı z diyebiliriz. Ya da A artı C bakın A ve C köşesindeki şeyleri kullandık açıları kullandık diğer açılardaki dış açılara eşittir diyebiliriz. X artı Z'ye eşittir diyebiliriz. Bu da bazen bize pratiklik sağlayabiliyor. O yüzden bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Hani iki iç açı sadece bir dış açıya eşit değildi. İki iç açı, iki dış açı, iki iç açı, iki iç açı üç dış açı, iki iç açı, dört dış açı diye 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 böyle de gittiği durumlar oluyordu. Çokgenlerde de işimize yarayan soruları da vardı. Biliyorsunuz dörtgende de aynı tekniği yine kullanabiliriz. Şimdi e, açı ortaylarla ilgili bir şey var. Normalde ardışık köşelerden geldiği zaman iki tane iç açı ortay arasında kalan açı diğer açıların kullanmadığın açıların toplamının yarısına eşittir. Yani burada alfa neye eşittir? Alfa c açısı artı d açısı bölü 2'ye eşittir. Normalde bu aklınıza gelmezse buraya x x buraya y y deyip İç açılar toplam 360'dan X artı Y'yi bulursunuz. X artı Y'yi bulduktan sonra da bu üçgende yine sonuca ulaşabilirsiniz. X artı Y artı alfa eşittir 180 deyip de. Peki karşılıklı köşelerden geldiği zaman ne olacak? Karşılıklı köşelerden geldiği zaman da arada kalan dar açı. Bu açı ortaylar arasında kalan dar açı. Yine kullanmadığı açı yani B açısı eksi D açısı bölü 2 eşittir. Yalnız B açısı daha küçük olabilir. O yüzden burada mutlak değerini alacağız. Açı negatif olamayacağı için mutlak değercesini söylüyoruz burada. Evet, farklarının yarısı ama eksi çıkarsa da mutlak değerini yani artılısını alıyorsun. Şimdi dörtgende kenar ve köşegen uzunluk özelliklerine gelelim. Bir kere köşegenler dik kesmesi durumunda normalde bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Sonra bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Taraf tarafa toplamayla sonuca ulaşabiliyoruz ama ispatı uzun durumlarda biz özellik veriyoruz. Bu da o özelliklerden birisi. Yani bilmeniz gereken özelliklerden birisi. Bir dörtgende köşegenler dik kestiği zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit oluyor. Yani a kare artı c kare aynı zamanda neye eşittir? b kare artı d kareye eşittir. Bu iç bir k bir dörtgende de geçerli. İç bir k bir dörtgende hocam köşegenler kesmiyor ki diyebilirsiniz. Mesela bir köşegen bu diğer köşegen bu. Bunlar kesmese bile uzantıları kestiği zaman da yine aynı şeyi yapıyoruz. Normalde karşılıklı demiştik ya aslında burada şunun içeri doğru katlanmış gibi düşün. Katlanmışı açtığın zaman hani şöyle bir şey gelecek. Hocam B buraya C buraya gelecek. Hocam A kare artı C kare B kare artı D kare eşit olacak diyebilirsin. Ya da hocam A bir atla C. Yani bak A kare artı C kare B kare artı D kare eşit. İç pikey dörtgende de yine bu özellik geçerli. Ama ne zaman? Köşegenler dik kestiği zaman geçerli. Haberin olsun. Şimdi diğer Dörtgenin alanına gelelim. Dörtgenin alanında herhangi bir dörtgenin alanı köşegenler belliyse ve arasındaki açı belliyse üçgen muhabbetinden bulabilirsin. Şöyle yükseklik çizip de sonuca ulaşabilirsin. O ayrı bir konu. Yani şuradaki üçgenin alanını ayrı, buradaki üçgenin alanını ayrı bir şekilde bulabilirsin. Ya da hocam şuradaki üçgenin alanını ayrı, buradaki üçgenin alanını ayrı bulabilirsin. Ya da şuradaki dört tane üçgenin alanını ayrı bulabilirsin. Ama direkt köşegenler varsa, arasındaki açı varsa da şu şekilde de bulunabiliyor. Köşegenler çarpımı yani AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Bu üçgendeki alan formülüne benziyor. Sadece köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Ha, bu dörtgen iç bir k bir dörtgense de yine aynı şey geçerli. İç bir k bir dörtgende bir köşegen burası. Diğer köşegen burası. Köşegenler kesmiyor ama köşegenlerin uzantıları bir yerde kesiyor ve ki aralarında kaç alfaysa. Ya hocam burada kaç olursa da olmaz mı? Olur. Zaten bu orası alfaysa burası 180 eksi alfa yapıyor. E 180 eksi alfa yaptığı için de ne oluyor? Ya sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa zaten birbirine eşit olmuş oluyor. O yüzden burada bunu kafana takma. Tamam ya sinüs alfa ha sinüs 120 ha da sinüs 60 fark etmez. Peki alfa 90 derece olursa ne olacak? Yani köşegenler şöyle dik kesişirse ne olacak? Hocam sinüs 91 ya. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende de alan AC çarpı BD bölü 2'ye eşittir. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Tamam. Çünkü alfa 90 ise sinüs 91'dir. O yüzden AC çarpı BD bölü 2'ye eşit oluyor. Yani köşegenler dik kestiğinde iki tane durum söz konusu. Bir kenarlarla alakalı. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Bir de neyle alakalı? Alanla alakalı. Köşegenler çarpının yarısı şeklinde buluyoruz. Hani dik üçgenin alanı gibi düşünebilirsin. Dik kenarlar çarptığının yarısı ya. Ya da taban çarp yükseklik 2 ya. Burada da ee, işte taban ve yükseklik verildiğinde. Burada da köşegenler dik kestiği zaman köşegenler çarptığının yarısı şeklinde oluyor. Dörtgende alan özellikleri. Bak şimdi AC köşegense şurada bir nokta alınmış ve köşeleri birleştirilmişse S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşit. Yani karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit demiş. Ama bir tanesi köşegense. Ya buna gerek var mı? Ya aslında üçgen biliyorsan çok da fazla gerek yok. Yani bunlar her ikisi de köşegen olduğunda da geçerli. Yani bu şöyle bir dörtgen. Bu köşegen bu köşegen olduğunda da yine S1, S2, S3 ve S4 ise her ikisi de köşegen olduğunda da geçerli. Ama bir tanesi kesinlikle köşegense köşegen üzerinde bir nokta aldığında da yine karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit oluyor. Yani S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'e eşit oluyor. Peki sebebi nedir? Çok basit. Şu doğrusal ya bu doğrusallığı düşünerekten şuraya A B dersem A tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Yani A bölü B S1 bölü S4'e eşittir. Hocam alt taraftaki üçgende de tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde onu yapıyorduk. O da A bölü B S2 bölü S3'e eşit değil midir? Evet S2 bölü S3'e eşittir. İçler dışlar yap S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşit oldu mu? Oldu. Ha sen istersen karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diyebil. İstersen alan bilgin varsa, üçgen bilgin varsa hocam tabanlar oranı, alanlar oranı ispat tekniğiyle de bunu yapabilirsin. Tabii ki tavsiyemiz ispat tekniğiyle yapın ki üçgenlerden de çok fazla uzak kalmayın diye e, temennimiz odur. Gönlümüzden o geçiyor. Ama bu da genelde bir kere gösterince de karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit akılda kalıyor. Ama bulurdaki formüller böyle biriktikçe Formüllerin karışabilme ihtimali de var. O yüzden ispat teknikleri de bizim için önemli. Lütfen bunu da bilin. Evet şöyle bir şey olduğunda da S1 artı S3 S2 artı S4'e eşittir. O da tüm alanın kaçta kaçına eşittir? Tüm alanın ee, S1 artı S3. Tüm alanın yarısına mı eşittir? Dörtte birine mi eşittir? Emin değilim. Gerçekten emin değilim. E hocam ne yapacağız burada? Ya ben bunu formülize etmeyi sevmem ki. Formülü kullanmam ki burada. Alan dağıtırım olay biter yani. Hani böyle sayılar olsa daha güzel ispat olacak ama. Hani burada çift çizgilere göre alan dağıt mesela. Ne dersin? Hocam şurada. Buraya A alanı dersek buraya burası da A alanı olur. O zaman buraya S2-A mı kalır? Evet. Şimdi buraya da S1-A mı kalır? Aynen öyle. Ee, burada yine alan dağıtmaya devam edecek olursak şöyle ve şöyle. Bak şimdi burada çift çizgi alan S2-A ise burası da S2-A yapar. Ondan sonra burada kalan S1-A ise burada kalan da S1-A dersin. Sonra bunun tamamı S4 ya. S4'ten bunu çıkartırsan S4 eksi S1 artı A yapar burası. Değil mi? Ee, dikkat et. S4'ten bunu çıkartıyorsun. Eksi S1 artı A yapıyor çünkü. E o zaman burada da hocam burası da tamamı S3 değil mi? S3. E tamamı S3 olduğu için de S3'ten bunu çıkarttığın zaman da S3 eksi S2 artı A mı yapıyor? Evet. E ne olacak burada bunlar? Birbirine eşit olacak. Bak yuvarlığa yuvarlak yaptı. S4 eksi S1 artı A eşittir. Bu da S3 eksi yani şurada kalanlar birbirine eşitliyorum şimdi. O da S3 eksi S2 artı A'ya eşit oldu. Bunlar bunlar gitti. Buradan böyle böyle. Bak ne oldu? Hocam buradan ee, S1 artı S3 demiş. Tamam. Bunu buraya atalım bunu buraya atalım. S2 artı S4 gerçekten S1 artı S3'e eşit oldu mu? Oldu. Tamam gördüğün üzere çok da güzel bir şey çıktı mı burada? Çıktı. E, bu da tüm alanın nesi oluyor? Alan ABCD'nin yarısı oluyor. Peki hocam bu niye böyle? Abi böyle ezberleme. Şimdi bu şeklen, şeklen şurada bir daha göstereyim. İspatı orada yaptım ya. Şurada bir nokta alındığında şöyle orta noktalara geldiğim zaman şöyle 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 şöyle. Burası S1, burası S2, burası S3, burası S4. Tüm alan S1 artı S2 artı S3 artı S4 değil mi tüm alan, değil mi? E hocam S1 artı S3'ün S2 artı S4 olduğunu biliyorum. S2 artı S4 yerine S1 artı S3 yazarsam tüm alan ne yapıyor? Hocam bunun yerine S1 artı S3 yazarsam eğer tüm alan 2S1 artı 2S3 yaptı. E tüm alan 2S1 artı 2S3 ise e, S1 artı S3 de tüm alanın yarısı olmuş olmuyor mu? Oluyor. Yani yine üçgende alan muhabbetinden. Yine de buradaki kuralı ezberlemenize gerek yok ki ezberlemeyin bence. Çünkü bu dörtgen olmazsa, beşgen olursa, altıgen olursa işte buradaki tekniği kullanırsın. Alan dağıtma tekniğini kullanırsın. ÖSYM de bununla ilgili soru karşımıza çıkarttık ki genelde kitaplar böyledir. Hani biz de bunu bir çalışma olarak gördük. Yani göster, göstermek için buraya koyduk. Kitaplar şu şekilde çalışır. Ne yapar? ÖSYM bir sorusunu sorduğu zaman biz hemen o tür soruları formülize etmeye çalışırız. Ama formülize etmekten yana yani bir formülize etmektense şu şekilde mantığını anlayıp ispatını göstermek ve ispat tekniğiyle sorularını çözmek bence daha etkili şekilde da gördüğümüz gibi. Geldik bir sonraki kısma. Dörtgende kenar orta noktalar. Bir kere arkadaşım şu orta noktaysa bu da orta noktaysa şunlar birbirine paralel değil midir orta tabandan dolayı? Evet. Şunlar birbirine paralel. Neden dolayı? Çünkü orta tabandan dolayı. Peki aynı şey alt tarafta da var. Şurada da bir orta taban var. E, dolayısıyla orta tabanlar A ise bunun tamamı 2A. E burası da orta tabandan A mı oldu? Evet. E şimdi mavi kısma gelip, E şununla da şu orta taban değil mi? Şöyle bakacak olursak. Evet. Hatta burası da orta taban. E o zaman buraya da ben B dersem tamamı 2B. O zaman burası da B mi oldu? Evet. Şimdi alan kısmına geleceğim şimdi. Bir kere tüm alanın yarısı olduğunu söyleyeceğim. Önce uzunluklara bakalım. Uzunluklarla ilgili şeyi söyleyeceğiz. Bak çevre E, F, G, H. Hocam A, B, A, B. Çevre E, F, G, H ne yaptı? 2A artı 2B yaptı. Çevre E, F, G, H. Aynı zamanda neye eşit oldu arkadaşlar? Dikkat edersen 2A artı 2B. Şurası da 2A burası da 2B değil mi? A, C artı B, eşit oldu. İspat tekniğiyle yaparsın. Bu da A, C artı B, eşit oldu. Eyvallah. Ezbere yapacağını ort ortalamandan zaten sen bunu çıkartırsın. Bir kere şu kenarlar paralel. Bu kenarlarda paralel olduğu için ne oldu burada? Hocam burada bu karşıtlı kenarları paralel olduğu için bir paralel kenar karşımıza çıktı. Yani EFGH paralel kenardır. Ama paralel kenar da şuradaki köşegenlerin kesişmesine göre de durumlar var. 90 derece kesişirse dikdörtgenli olabilir. Yani paralel kenarın özel durumları. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare olma durumu da söz konusu. Biz genelliyoruz paralel kenar diyoruz ama dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen de olabilir. Eşkenar dörtgen olması şu kenarların eşit olması anlamına geliyor. İşte AC eşittir BD ise bakıyoruz. AC eşittir BD ise yani şu ve şu A ile B birbirine eşitse o zaman EFGH ne olacak? Eşkenar dörtgen olacak. E, AC ve BD birbirine dikse arkadaş burası 90 derece ise yöndeşikten burası da 90 burası da 90 Z'den dolayı burası da 90 oldu. İçerideki şekil paraya kenarının bir açısı 90 derece o da dikdörtgen yapar. Evet dikdörtgen olur bu durumda. Peki AC eşittir BD ise yani bunlar hem A ile B birbirine eşit hem de burası 90 derece ise hem burası dikdörtgen kenarlar da AB birbirine eşit ya o zaman içerideki şekil ne olacaktır? kare olacaktır. Tamam. Şimdi alanlarla ilgili muhabbete gelelim. Bu alan tüm alanın yarısıdır. Yani şurada da yazılmış zaten. Alana bak iki tane EFGH alanı, iki tane EFGH alanı tüm alanın nesiymiş? Yarısıymış. Tamam bunu bil. Bir de şöyle bir şey var. Şurası hocam S1, burası S2, burası S3, burası da S4 ise konu anlatımında da ispatta yaptım. Karşılı alanlar toplamları birbirine eşit. Yani burada yazılmış zaten. S1 artı şuraya yazayım. S1 artı S3 S2 artı S4'e eşit. Aynı zamanda S1 artı S3 S2 artı S4'e eşit ya. Bu da tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı yapıyor. Ama geri kalanlar da tüm alanın yarısı ya. S1 artı S2 artı S3 artı S4 tüm alanın yarısı. Karşılı alanlar toplamları da birbirine eşit ya. S1 artı S3 de tüm alanın aynı zamanda dörtte bir oluyor. Alanın neyi oluyor dörtte birine de eşit oluyor ispatını yapmıştım konu anlatımında İstersen o ispat kısmına da bak e, Benzerlik alan ilişkisinden yapmıştım hatta kısaca söyleyeyim burada isterseniz hocam hadi yapayım hadi yapayım hadi yapayım dayanamadım Şimdi hep ispat 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 diyoruz burada şunlar birbirine eşitse şöyle şöyle burası S1 ise bunu böyle çizersem eee 3S1 olacak. Burası S3 ise burası da 3S3 olacak. Karşılıklı alanlar toplamları. Bak S1 artı S3. Tüm alan 4S1 artı 4S3 oldu. Dolayısıyla tüm alanın 4'te 1 oldu. Aynı şekilde yan taraftaki alanlar için de aynı şeyi yapabiliriz. Dolayısıyla gerçekten karşılıklı alanlar toplamları. Tüm alanın 4'te 1'i. E bunlar da birbirine eşittir. Şu ikisi tüm alanın 4'te 1'i. Bu ikisi de tüm alanın 4'te 1'i. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. 1 bölü 2 kalıyor. O zaman burası da 1 bölü 2 oluyor. O yüzden buranın alanında yarısı olması da işte ispat da buradan geliyor. Tamam gençler. Olay bu. Her şeyi ispatıyla verdik. Deltoid. Bir kere deltoidde köşegenler dik kesişir. Zaten deltoiddeki temel mantığımız bu. İşiniz gücünüz köşegen. İşiniz gücünüz köşegen. Ee, bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni siz çizin diyorum. Eğer hocam e, hiç köşegen çizilmemişse iki köşegeni birden mi çizeceğiz? Hayır. Simetri ekseni olan köşegeni çizeceğiz. Hangi simetri ekseni olan köşegen? BD köşegeni simetri ekseni olan köşegendir. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimine biz ne diyoruz? Deltoid adını veriyoruz. Bak tabanı aynı iki tane ikizkenar üçgen. E hocam bu ikizkenar üçgende ben bir tane yükseklik çizsem tabanı keş parçaya parçaya bölecek. Hocam buradan da kenar ortay çizsem o zaman ikizkenar çizilen kenar ortay yükseklik olacak. O yüzden bu doğrusal olmak zorunda 180 derece olduğundan dolayı. Yani köşegenler dik mi kesti? Evet köşegenlerin dik kesmesinden sonra diğer özellikler kendiliğinden çıkıyor. Hocam x kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Dikkat et BD o yüzden simetri eksen oldu. Aynı iki üçgene ayırdı. Yani ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen simetri eksenidir. Eğer köşegen hiçbir şekilde köşegen yoksa simetri ekseni olan köşegen çizeceksin. Köşegenler dik kesir. İşte açı ortayları yazmışız bak. Alanda köşegenler dik kestiği için köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Bir de ee, simetri ekseni olan köşegen diğer köşegeni iki eş parçaya bölüyor. Çünkü x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğundan dolayı. Deltoid bu kadar. Köşegenin yani deltoid ile ilgili şunu bilmen yeterli. Köşegenlerin dik kestiğini bildikten sonra diğer üçgen bilgilerinden kendiliğinden özellikler çıkıyor. İşin gücün köşegen. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni çiz. Hiçbir köşegen çizilmemişse de özel olan köşegen. Yani simetri ekseni olan köşegeni çizmeyi ihmal etme. Evet. O zaman tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. Sırada ne var? Sorular var. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Örnek 1'de iki tane iç açı ortay arasında açı verilmiş. Diğer açılarda bir tanesi verilmemiş. Ne yapıyorsun? Formülden yapabilirsin. Direkt 70 eşittir. Alfa artı 60 bölü 2. İki tane iç açı ortay arasında kalan açı. Diğer açıların toplamlarının yarısıydı. Buradan yapabilirsin bir kere. Buradan da kaç çıkıyor? Alfayı direkt 80 derece olarak bulabiliyoruz. Ya da ne yaparsın? Hocam x x dersin y y dersin. Burada üçgende iç açılar toplamı 180. X artı y artı 70 eşittir 180'den. X artı y'yi 110 olarak bulursun. E hocam dörtgende iç açılarını kullanacak olursak. 2x artı 2y artı 60 artı alfa eşittir 360'dan. 2x artı 2y 220 yapar. Çünkü x artı y 110'du. E o zaman burada. Burası 60'la ile topladığın zaman 280 yapıyor. alfa da 360 eksi 280'den 80 derece çıkar. Yani örnek biri böylelikle denizli bulmuş oluruz. Ondan sonra geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de karşıtlı açı ortaylar arasında açı verilmiş. Ama biz karşıtlı açı ortaylar arasındaki dar açı formülünü biliyorduk. Farklarının yarısıydı. Ve burada da şunu yapabilirsin. Buraya x x deyip buraya y y deyip. Hocam burada bir boynuz var ya da bu merak var. Şu üçünün toplamı 140 deyip x artı y'yi bulabilirsiniz. x artı y'yi bulduktan sonra da burada dörtgen açılı toplamından ne yaparsın? 360 eşitlersin ve olayı bitirsin. Ama ben direkt hızlı hareket etmek için şunu yapayım. Direkt 40 derece neye eşittir? Farklarının yarısına eşittir. Alfa eksi 70 bölü 2 eşittir. E buradan 80 eşittir alfa eksi 70. Alfayı da buradan 150 derece buluruz. Yalnız burada cevaba ulaşamamış olsaydın eğer 70 eksi alfa bölü 2 de 40'a eşit diyebilirdik. Ama o zaman da 70 eksi alfa 80 eşit, ol, 80 eşit olunca e buradan da 70 eksi alfa 80 e eşit olunca eksi 10 değeri çıkacaktı. O zaman da değer çıkmıyordu. E, mantıklı olan neydi? Burada formülde mutlak değerce koymaktı. Mutlak değerin iki sonucundan hangi sonuç, sonuçta varsa onu işaretleyip geçecektik. Tamam. Örnek 3'e geldik. Şimdi burada AC'yi 14 vermiş. Şu AC uzunluğu 14. Ben bunu bu soruda kullanacağım. Bir de BD'yi de 48 vermiş. Evet bu 14. Şurayı da 48 vermiş. Burayı da 48 vermiş. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bak eski bilgiler. Biz şimdi dörtgen konusundayız diye. Dörtgende özellikleri verdik diye. O yüzden özelliklere bağımlı kalmayın diyoruz size. Dörtgen özelliklerini bak kullanamıyorsun burada. Ne yapacaksın? O zaman üçgeni düşüneceksin. Hemen üçgende. Aa hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Muhteşem üçlü mü çizsem? E çizdin ne işine yaradı? Bir işine yaradı mı? Yaramadı. O zaman dur. O zaman eşitliklerin mantığını düşünmeye çalış. Her zaman sana eşitlik mantığını hep oturtmaya çalıştım. Soruda da eşitlik gördüğün zaman aklına ne gelecekti? ne gelecekti? Orta taban. Hemen orta taban aklına geldi. Aklına gelen başına gelsin. Şuradan orta taban çizelim. Buradan kırmızıya bir orta taban çizelim. Hop paralel çizdik. Tabi bu da iki eşit parçaya bölecek. Böyle e, 14 ise burası ne olacak? 7 olacak. Sonra e hocam maviye de orta taban çizelim. Maviye de orta taban. Hop şuradan olmaz mı? Olur. 48 ise burası nedir? Ne 24. E 7'yi ve 24'ü gören insanoğlu hemen 25'i yapıştırır. E, ama Tam olarak yapıştıralım. 90sa hocam burası da 90'dır, burası da 90'dır. Z'den dolayı şunlar paralel ya burası da 90'dır. O yüzden Pisagor bağıntısı çıktı. 7, 24, 25 üçgenden cevap E'den çıktı üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Şimdi KLM bulundukları kenarların orta noktaları BDC açısına alfa demiş. Hocam burası alfa. Bir de ACD açısına beta demiş. ACD açısına beta demiş. E, alfa artı beta'yı 90 derece demiş. O zaman burası ne oldu? 90 derece oldu burada LM pardon LM LM neredesin LM şurası evet burası 90 derece şurası 90 derece diyelim hatta LM'yi bize kaç vermiş 10 vermiş KL'yi kaç vermiş 8 vermiş şimdi burada alfa artı beta 90 derece mi 90 derece AC artı B'de toplamı kaç santimetredir diye soruluyor bize e başka bir şey verilmiş mi bize KLM KLM bulundukları kenarların orta noktaları K da bulunduğu kenarın orta noktasıymış. Bunlar da birbirine eşitmiş. A bunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. Orta sağlandı şunlar birbirine paralel oldu. Aynı zamanda bak şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. E burada da bir orta taban çıktı mı şöyle? Çıktı. Hocam 90 paralellikten dolayı burası da 90 burası da 90. Z'den dolayı burası da 90 oldu. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden 6 oldu. E madem bu orta taban burası toplam 12 mi yapar? 6 ise tamamı 12 yapar. Madem şurada da bir orta taban var. E hocam burası 8 ise bunun da tamamı kaç yapar? 16 yapar. Orta tabandan dolayı. Şunun tamamı 16 yaptı. AC artı BD isteniyor zaten bizden. Hocam biri 12, biri 16. 12 artı 16 o da kaç yapar? 28 yapar. Cevap Edremit oldu. Örnek 4'te. Örnek 5'e geldik. Alan isteniyor. Bak BD uzunluğu kaç verilmiş? Hocam BD uzunluğu 6 verilmiş. Sonra AC uzunluğu da 4 köküç olarak verilmiş. Şimdi burada hemen şöyle yapabilirsin tabii ki. Hocam burada alan isteniyor. Alan direkt köşegenler çarpı sinüs 60 bölü 2'den çıkar. 6 çarpı 4 köküç çarpı sinüs 60 bölü 2. Sinüs 60 nedir? Hemen 30 60 90 üçgenini çizersin. 1 burası köküç burası 2. Sinüs 60'ta karşı bölü hipotenüsten köküç bölü 2. Gelirsin burada köküç bölü 2'yi yazarsın. Hocam bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı. Şu da gitti. Köküçten köküçün çarpı 3 yaptı. 6 kere 3'te kaç yapar? 18 yapar. Başka türlü nasıl yaparsın? Hocam 60'ı gördün ya dik çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Ya yani mesela buradan bir dik çizdim böyle. 90'ın karşısı 2 a ise 30'un karşısı A burası A köküş çıkar. Burada da bir dik çizersin çünkü burası da 60 derece. 90'ın karşısı 2 B ise 30'un karşısı B burası da B köküş çıkar. İşte bak dikkat et, 2 artı 2 B'den A artı B belli oluyor. Taban çarpı yüksek bölü 2. Taban çarpı yüksek bölü 2'den de alanları topladığın zaman da A artı B'li yer gelecek. Yine tabana ait yükseklikler de Yüksekleri de kullanaraktan yine sonuca ulaşabiliyor musun? Ulaşabiliyorsun. Yani illa formülcü olmayın formülsüz bir şekilde de sonuca ulaşabildiğinizi göstermek istedim orada. Ama şunu da bilin tabii ki bize pratiklik sağlayabilir. Köşegenler çarpmış sinüs alfa bölü 2 alana eşit. Geldik buraya. Köşegenler dik kesmiş. O zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. 15'in karesi artı x'in karesidir. A hocam bu 7 24 25 üçgenden 25'in karesi yapar. E bu da 25'in karesi yapar. Bak geometri matematikte de ne, nasıl işimize yarıyor. 15 25 ne üçgeni vardı? 15 20 25 üçgeni vardı. O zaman direkt cevaba 20 diye ulaşırsın. Yani dik üçgen Pisagor bağıntılarındaki özel üçgenleri bu şekilde matematikte de kullanmanı tavsiye ediyoruz. Örnek 6 Denizli geldik örnek 7. Ye. Evet bir dörtgen orta noktalar ve alanla ilişkisi verildiği zaman o orta noktalardan oluşan dörtgeni mutlaka ve mutlaka oluşturun. Çünkü bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Bir de karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. Yani şuraya ben x alanı diyecek olursam 20 artı 8 karşılıklı alanlar toplamları 18 artı x'e eşittir. E o zaman buradan x'i kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Evet 28 eksi 18'den 10 çıkar. Evet burası 10. Peki ortak alanı nasıl bulacağız? Ortak alan tüm alanın yarısı. Hocam karşılıklı alanlar toplamı tüm birbirine eşit ve karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biriydi. Yani 20 artı 8, 28 tüm alanın dörtte biri. Tüm alanın dörtte biri 28 ise tüm alanı kaç buluruz? 4 kere 8, 32, 8, 100, 112 mi buluruz? Evet 112 buluruz. E o zaman burası da 100, tüm alanı 112 ise eğer bu da 112'nin yarısı yapacaktır. Yani 56 olacaktır. E boyalı bölgenin alanı 56 ile 10 değil mi? Evet boyalı bölgenin alanı 56 artı 10'dan 66 çıkar. Cevap Edremit yaptı örnek 7'de. Örnek 8'e geldik. ABCD dörtgen ve FKL bulundukları kenarlarının orta noktaları olarak verilmiş bize. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bunu gördüğümüz zaman şu şekli mutlaka oluşturacağız. Şu dörtgene oluşturacağız kardeşim. Çünkü burada kalan tüm alanın yarısı. Ve bu şekil bir paralel kenar değil miydi? İspatını yapmıştık. Evet. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortaladı. Yani köşegen alanı iki eş parçaya bölüyordu. E şimdi EKL üçgenin alanı verilmiş bize. EKL'yi kaç vermiş? 9. Yazalım. Ondan sonra ELD üçgeni yok. ELD üçgeninin alanı 9 verilmiş. ELD. Şurası 9 verilmiş. Başka neresi verilmiş? EKL üçgeninin alanı verilmiş. EKL. Orası da kaç verilmiş? 15 olarak verilmiş. E şimdi hocam şu şekil bir paralel kenarsa eğer paraya kenarda da köşegen iki eşit alana ayırıyorsa eğer o zaman burası 15 ise burada kalanlar nedir? 15 değil midir? Evet. E sonra ne yapacağız? Bak burada şu boşluk var. Şuraya x alanı dersem karşılıklı alanlar toplamı tüm al birbirine eşitti. Ve karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte birine eşittir. Yani alanın dörtte biri neye eşit? x artı 9'a eşit. O zaman bir de ben şunu biliyorum. Hocam bu da alanın yarısı. Alanın yarısı da 30'a eşit. O zaman bizim alan dediğimiz tüm alan dediğimiz 4x artı 36 yapar. Aynı zamanda tüm alan dediğimiz 60 yapar. Buradan 4x eşittir 24 ise x'i de buradan 6 olarak buluruz. E, FBK isteniliyor bizden. Siyah bölgenin alanı isteniliyor. Yani 15 artı x isteniyor X'i de 6 bulduk ya. Cevap da böylelikle 21 çıkar. Evet örnek 8 21 yani balık kesir oldu. Geldik örnek 9'a. Orta noktalar alınmış mı? Alınmış. Hemen şu dörtgeni oluştur kardeşim. Şu dörtgeni oluşturduk. Tamam. Şimdi burada A, E, H'ı vermiş bana. A, E, H'ı 10 vermiş. C, G, F'yi 12 vermiş. Hocam karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri. Alanın dörtte biri kaç yapıyor o zaman arkadaşım? 22 yapıyor. Alan da o zaman kaç yapacaktır? 88 yapacaktır. E bu tüm alanın yarısıydı. Tüm alanda 88 olduğuna göre yarısı 44'tür. Sonra boyalı bölgede şu X ve Y alanı da x artı y de tüm alanın dörtte biriydi. Yani şu ikisinin toplamıydı. x artı y de 22. E boyalı bölgenin alanı ne yapıyor? x artı y artı 44 yapıyor. x artı y'yi de 22 bulduk ya. Topladığımız zaman da cevap 66 çıkar. Orta noktaları gördüğünüz zaman böyle mutlaka bunu oluşturun. Yani şu dörtgeni oluşturun. Sonra karşı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri. Ve şu yarısı olması hikayesi gerçekten bizim için önemli. Senin için de önemli. Sonraki soru. Evet deltoide da geldik şimdi. ABCD deltoid DC ile AB birbirine paralel verilmiş. Bunlar birbirine paralel. Madem deltoid, madem şunlar birbirine eşit verilmiş. E o zaman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. X, e X'tir. E hocam ne yapacağız? Deltoid işimiz, gücümüz köşegen. Tamam. İlk önce verilen bilgileri kullanırız. Bir şey yapamıyorsak o zaman köşegen çizeceğiz. E hocam iki köşegeni birden mi çizeyim? Şunu ve şunu mu çizeyim? Hayır. Bizim için mantıklı olan köşegeni çizeceğiz. Hangi? Ya bir köşegen verilmişse diğer köşegeni tabii ki çizeceğiz. A burada mantıklı olan köşegen nedir? Simetri ekseni olan köşegendir. Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegendir. E tamam. Bu simetri ekseniydi. Simetri ekseni yani şu açılar birbirine eşit. Peki yazdık böyle. E sonra ne yapacağız? Takıldığın zaman verilen bilgiyi kullanacaksın. Ne var burada verilen bilgi? Hocam şunlar birbirine paralel. Bu paralellikleri kullanmam lazım benim. E bu paralellikleri nasıl kullanacağım? Allah Allah. Nasıl kullanacağım diye düşün. Arkadaş sana bitiyor vereyim. Paralel kenarda da çok kullanacağız. Hem açı ortaylık, paralel kenarda, yamukta, dikdörtgende, karede de çok kullanacağız daha doğrusu. Katlama sorularında da, dörtgendeki katlama sorularında da, yani paralel kenarda, dikdörtgendeki karedeki katlama sorularında da çok kullanıyoruz. Hem açı ortaylık, hem de böyle paralellik olduğu zaman Z'ye dikkat. Bak şurada ne var kardeşim? Hocam Z kuralı var. Bak çizgi açısıysa burası da tamamen ne olmak zorunda? Çizgi açısı olmak zorunda. A çizgiye çizgi ikiz kenar çıktı. Yani burası da 15 olacak. X artı 6 eşittir 15 ise x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Örnek 10 ne çıktı? 9 yani akçay çıkar. Geldik örnek 11'e. Bu kaçtı? Örnek 10'du. Tamam. Örnek 11'e geldik. E şimdi deltoid. Hocam ikizkenar kenar çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Bak üçgenliksinden yapıyoruz. Ya da deltoid deltoid ya bu simetri eksenidir. 40 ise 40'tır. 55 55'tir. Ya da çizilen yükseklik yine burada ne olacak? Çizilen yükseklik olduğu için aynı zamanda aç oldu. 55-90 sa buraya 35 kalır. Dik üçgenden dolayı bak üçgenliksinden çıkıyor. E buradaki dik üçgenden de 40-90 sa şu ikisinin toplamı 90 olacak ya. Burası da 50 olacaktır. Benden x eksiye isteniyor. x eksiye de ne yapar? 50 eksi 35 yani 15 derece yapar. Cevap balık kesir oldu 11. soruda. 12'ye geldik. Hocam bir deltoid verilmiş burada. İşimiz gücümüz köşegen. E burada delta'yı kullanamıyoruz. O zaman köşegen çizer, çizerken hangi köşegen önemliydi? Simetri ekseni olan köşegen önemliydi. Hocam ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen. Hemen çizelim. Hop şöyle hop şöyle. İşte bu tekli köşegeni çizdiğiniz zaman da genelde bize açı ortayla kullandırırlar. Mesela ilk soruda burada çözdüğümüzde ne oldu? Şu açı ortaydı. Z'yi kullandık paralellik vardı. Peki burada bu açı ortaylık şuradaki açı ortaylık bir üçgende üçgende değil işime yaramaz ama şu açı ortay. Nokta noktalara bakacak olursan. a büyük üçgen açıortay açı ortay değil mi? Evet. E büyük üçgendeki açı ortay da. Çünkü açı ortay doğrusu oldu. Kollar oranı tabanlar oranı olacak. Yani x artı 8 bölü x artı 20 eşittir. Kollar oranı yukarıdan aşağı tabanlar oranı eşit olacak. 4 bölü 8. Sadeleştirdiğim zaman işler dişler yaptığım zaman 2x artı 16 eşittir. x artı 20 yaptı. X'i de burada böylelikle 4 bulduk. Bunlar güzel sorulardır. Lütfen dikkat. Deltoid de neymiş? İşimiz gücümüz. Köşegen. Unutma. Evet geldik örnek 13'e. Örnek 13'te de neler vermiş? Deltoid vermiş. Köşegenler nasıl kesilir? Dik kesir. A. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem. Üçlü. Eşit eşit. E o zaman 3 ise 3 oldu. Bu bir deltoid ya. Hocam bunlar birbirine eşittir. E burası 6. Hocam 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Eşit eşitse burası da eşit. X, X. E, bu delta etti. O zaman burası 2X ise diğer kenar da 2X'tir. E bitti. Çevre de verilmiş bize. 2, 4. 4X artı. Burası 6, burası 6. 12. 32 verilmiş. 4 x 20 yapar. Ve X'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle. Edremit çıktı. Evet örnek 13'ü de Edremit bulduk. Devamını sanırım 3 sayfa kaldı. Bir sonraki dersimize bırakalım. Genelde yeni nesil ağırlıklı kısmı bir sonraki derse bırakıyorum. Bu sayfada çok fazla yeni nesil yok ama dörtgende şöyle bir tane falan var galiba. Sonra yeni nesil sorulara da yani ikinci videoda videoya da ben 2 sayfa bırakırsam o da çok kısa olacak. O yüzden 3 sayfa bırakayım. Yani bundan sonraki kısmı nerede hallediyoruz? Bir sonraki dersimizde. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. Yani 8. gün 2. videoda 2. derste yeni nesil ağırlıklı sorularda. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.